Koray Hocam, çok sık duyduğumuz bademcik ameliyatları var. Peki bademcik ameliyatı hangi evrede yapılır? Neden bademcik ameliyatı yapma kararı alırsınız kişilerde? Çocuklarda daha mı sıklıkla görülür bademcik ameliyatı? Evet, bademcik ameliyatı çocuklarda daha sık yaptığımız bir cerrahi. Ne zaman ameliyat kararı veriyoruz gelecek olursak, eğer senede 4'ü 5'i geçen bademcik enfeksiyonu sıklığı yaşıyorsa çocuk veya bademcikleri çok büyük olup boğazını kapatıyorsa ve gece horlama veya beslenme güçlüğüne yol açacak şekilde iri ise bademcikleri veya apse geçirdiyse bademcik ameliyatı kararı veriyoruz. Burada bademcikler aslında vücudu koruyan bir organ diyelim, yapı. Ama burada senede 4'ü 5'i geçtiği zaman bir artık zarar veriyor yani vücuda. Koruma fonksiyonu bozulmuş oluyor. Bu zarar fayda zarar ilişkisini düşünerekten bir ameliyat kararı veriyoruz. Genelde ağırlıklı olarak çocuklarda çok sık oluyor ama erişkinlerde de nadir de olsa bademcik enfeksiyonlarına bağlı muzdarip hastalarımızdan bu şekilde senede 4-5 defa geçirenler oluyor. Onları da ameliyat yapıyoruz. Yine ameliyat, bu ameliyatların hepsi genel anestezi, uyutarak yapıyoruz. Yani hasta hiçbir şey hissetmiyor. Yaklaşık yarım saat süren bir işlem. Bir gece hastanede yatırıyoruz veya aynı günde taburcu edebiliyoruz ama ameliyattan sonra bir iyileşme süreci var. Bu bademcik dokularını aldığımız yerde sonuçta ağız içinde bir yara oluşuyor. O yaranın bir iyileşme süreci var. O süreçte de hastalara bir beslenme, diyet listesi veriyoruz. Bu listeyi uyarlarsa bir hafta 10 gün içinde genelde o bölge iyileşiyor ve artık normal beslenme hayatlarına dönebiliyorlar. Çocuklar özellikle çok sık etkileniyor buradan. Beta hemolitik streptokok dediğimiz bakteriler o bademciklerin içine yerleşip sürekli kısır döngü halinde enfeksiyona yol açıyorlar. Bu bakterilerin şöyle bir durumu da var. 5-15 yaş arasında kalp eklem romatizması riski taşıyor. Her geçirilen bademcik iltihabı bu riski arttırdığı için bir de böyle bir durum var. O yüzden özellikle 5-15 yaşta çok sık geçiriliyorsa hastalarımız doktoruyla konuşup ameliyat kararı alabilirler. Mutlaka bir doktora gitmeleri gerekir sık bademcik enfeksiyonu geçiren hastalarımız. Peki ameliyattan sonra tekrar eder mi rahatsızlık? Bademcik tekrar etmez. Yani dokunun hepsini çıkardığımız için o bademcik dokusunun yerine çıkabilecek bir tekrar bir bademcik oluşumu yok. Ama şöyle, bu bademcik ameliyatıyla beraber veya bademcikle beraber genelde çoğu da geniz eti de oluyor. Yani %90'ında bademcik geniz eti problemi beraber oluyor. Geniz etinin tekrar etme riski olabiliyor. Geniz eti dokusu tekrar büyüyebilen bir doku. Çocuğun genetik yapısı veya yaşı da önemli burada. Çok küçük yaş grubunda geniz eti tekrar edebilir. 3 yaşından özellikle önceki yapılan ameliyatlarda tekrar etme şansı biraz daha yüksek. Ama daha büyük yaşlarda yapıldığında geniz etinin tekrar etme olasılığı düşük. Ama bademcik kesinlikle tekrar etmez.